Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün YouTube'daki en üzücü animasyonlara bakacağız. Daha önce en komik animasyonları seyretmiştik zaten, onlara da şuradan ulaşabilirsiniz. Bugün üzücü animasyonlara bakacağız. Neden böyle bir video çektiğim hakkında en ufak fikrim yok. Çünkü ben mutluyum, yani mutsuz olmak istemiyorum şu an. Umarım bu videoyu ağlamadan bitirebiliriz. Hemen videoya geçmek istiyorum. Siz zaten şuradaki abone ol ve like tuşlarına basmışsınızdır. Şuradan çıkan Instagram adresimi de zaten takip etmişsinizdir. O yüzden lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Bakalım ağlamadan bitirebilecek miyiz? Şu an ilk animasyonumuza başladık. Changing Batteries diye bir animasyon. Yani pili değiştirmek gibi bir manası var. Bakalım neler gelecek başımıza. Müzik zaten çok üzücü ya. Ben müzikten duydum, şu an ağlayacağım. Şu an teyzeye bir kargo geldi. Sorry mom couldn't make it falan filan. Ha, oğlu gelemediği için kargo göndermiş. Yok, teyze yalnız kaldı. Ne göndermiş? Robot mu? Aa, robot göndermiş sanırsam. Aa evet, robot göndermiş. O artık teyzeye arkadaşlık edecek. Evi temizleyecek robot. Ben şimdi robota üzüldüm ama ya. Tamam, ikisi arkadaş oldu sanki. Öyle oturuyorlar. Üzücü ne olacak acaba? Teyzemiz uyuyordu. Bak, tatlı robot geldi, üstünü örttü ya. Robot. Ne oluyor? Aa, robot televizyon izliyor. Teyze uyanmış. Uyuyordu teyze, uyandı robot. Robot televizyon izliyor. Aa, bayağı tamam, arkadaş oldular. O yağ içiyor muhtemelen. İyi, o onun oğlu gibi bir şey oldu yani. Aha, pili bitiyor. Pil bitti. Teyze var mı pil? Ha, var var, tamam. İnşallah teyzenin pili bitmez ya. Bir de öyle bir durum var şu an. Teyze tarladan mı geldi? Ana, hasırdan şapka yapmış. Klinik. Ana, doktordan geliyor teyze. Sen motor yağını iç, teyzem de ilacını içsin. Oh, tatlı tatlı yaşayın. 5 Temmuz mu? Evet, 5 Temmuz. Ne bileti o? Anlamadım. 2 tane bilet verdi şeye. Robota. Robot da sakladı onu. Şeye gidecekler herhalde. Bir gösteriye gidecekler. Aha. Yani yok, teyze gitti. Teyzenin pili bitti ya. Dedim ben teyzenin pili bitecek diye. Yok teyzem. Bak masum ya, gidiyor pilleri getiriyor oradan. Vallahi tüylerim diken diken oldu şu an ya. Görünüyor mu ki? Teyze öldü. Biz niye böyle bir video çektik ya? Ben mutluydum, ne güzel ya. Teyze öldü. Robot tek kaldı. Ya robotun da pili bitiyor. Ya robot da ölüyor. Ya, öbür tarafa gitti, şu an teyzeyi görüyor. Hadi beraber gidin. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım şimdi. Gözüm sulandı. Hemen ikincisine geçelim. Uf, ilk animasyon var ya, beni benden aldı ya. Bu animasyonumuz da Anya diye bir animasyon sanırsam. Küçük bir tane çocuk. Yo, sen de ölme. Teyze nasıl öldü ya?
Aa, yetimhane. Çocuk yetimhaneye geldi. Anne yazmış cama. Ağlamak istemiyorum. Kim attı lan bu çocuğu yetimhaneye? Tipe bak, çok da tatlı. Ne o? Biri geldi, bir şey bıraktı herhalde. Yok, seni kim attı? Oyuncağı kim verdi? Onu anlamadım ama. Hoş geldin dedi sanırsam. Rusça, priviyet dedi, hoş geldin demiş olması lazım. Kimse yok mu? Bu şeyde. Yetimhanede. Çocuğun adı Anya'ymış bu arada. Oyuncağıyla bayağı iyi şey oldular. Arkadaş gibi oldular. Ne oluyor ya? Ben anlamadım ne olduğunu. O oradaki bakıcı mı acaba? Çünkü yetimhaneye geldi. Tatlı rüyalar gibi bir şey dedi sanırsam. Yetimhanede arkadaşlarıyla oynuyorlar şu an. Oh, bayağı iyi, her şeyi öğreniyor. Yazmayı falan da öğrendi Anya. Bayağı yetimhanede büyüdüler. Yetimhanede ne oldu? Yetimhaneden ayrıldı mı? Rusya'da bir önceki gün mü? Bir sonraki gün mü? Yo, present day. Bilmiyorum, tam anlamadım. Ben anlamadım ya. Ama kötüydü. Yani annesiz öyle büyüdüler şeyde, yetimhanede. Bu nasıl bir animasyon? Ha, kedili animasyon. Ya işin içine hayvan girdiği zaman ben gerçekten çok üzülüyorum ya. Sanıyorum ki anneleri ölmüş. Kahvaltı yapıyorlar şu an. Tipe bak ya. Tatlı da bir şey. Sempatik. Anneleri ölmüş mü yoksa şu an yaşıyor mu onu anlamadım tam. Ailecek bir kahvaltı küveyfi. Baya şu an neşeli bir aile. Bak ama babada bir üzgünlük var ya. Baba üzgün üzgün oturuyordu orada. Oh, masal anlattı, uyuttu çocukları da. Baba ama hep yokluğunu hissediyor ya annenin. Çocuklar pek farkında değil sanki de. Baba hep böyle bir buruk. Hep bir üzgün. Ne oldu ya? Çocuk hasta oldu. Çatladı çocuk. Yazık, anne gitti. Çocuk da giderse baba yıkılır. Ne oldu acaba? Nasıl bir hastalık oldu ya o? Baba iyice gitti. Baba iyice çöktü. Yazık, o küçük de anlamıyor ki daha neyin ne olduğunu.
Karantinaya almışlar. Ah, ölüyor mu? Ölme. Yok. Yok. Ölüyor lan. Yok mu? Doktor yok mu oğlum etrafta? Ya ne oluyor? Hayır ya, kucağında ölmesin ya. Aa, babaya da bulaştı. Aa, çocuk öldü. Gözlerim doldu. Oh, oh. Ablası öldü. Annesi öldü. Çocuk kafayı yedi tabi. Bitti mi animasyon? Bitsin abi, çok kötüydü ya, herkes öldü. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. YouTube'daki en üzücü animasyonlara baktık. Bence gerçekten çok başarılı animasyonlardı. Çünkü benim gibi böyle kahkaha atan insanı bile böyle bir gözlerim doldu yani. Ben videoyu çekerken çok eğlenemedim, bayağı bir üzüldüm. Ama eğer siz beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.